Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı skandal para talebi iddialarıyla çalkalanıyor. Çiftçilerin mallarını korumak için teşekkül ettirilen kurum son günlerde bazı kurumların para talepleri karşısında sıkıntılı günler yaşıyor. Geçtiğimiz günler içinde yaşanan iki olay Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın başında dönen kara bulutları anlamamız açısından oldukça önemli. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bilindiği gibi Sarıgöl'lü çiftçilerin arazilerini koruma ve kollama amacıyla teşekkül ettirilen bir kurum. Çiftçiler kendilerine ait toprak miktarı kadar başkanlığa ödeme yaparak mallarının güvenliğini temin ediyorlar. Başkanlığın kuruluş amacı bu şekilde. Geçtiğimiz yıllarda kötü bir yönetim sergilenen başkanlık batma noktasına gelmiş, çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyecek duruma düşmüştü. Koruma Başkanlığı'nın bu noktaya gelmesindeki en büyük etken, arazi sahiplerinin hizmet alamadığı için ödeme yapmaktan kaçınmalarıydı. Çiftçi açısından bakacak olursanız çiftçi haklı. Çünkü Koruma Başkanlığı'ndan hiçbir hizmet alamıyorlar. 1941 yılında kurulan başkanlık kendisini yenilemediği için hantal kalmış ve asli görevi olan koruma işini hakkıyla yerine getirememektedir. Buna bir de kötü yönetim eklenince kaçınılmaz son ister istemez kapıyı çalıyor. Geçmişte yaşanan bu sıkıntılar ekseninde şimdi size kısa zamanda yaşanan iki olayı kamuoyunun bilgisine sunacağız. Az önce bahsettiğimiz gibi daha önce çeşitli skandallarla gündeme gelen kurum yönetim değişikliğiyle rahat bir nefes almış, gelir gider dengesini kurmuş, ağır aksakta da olsa sistemini çalışır bir hale sokmuştu. Ortaklardan toplanıp bankada biriken hesap herhalde bazılarının iştahını kapatmış olmalı ki gazetemiz haber merkezine ulaşan kulis bilgilerine göre haber kaynağımızın isteği gereğince ismimizde saklı bazı kurum ve kuruluşlar mevcut yönetimden para talebinde bulunuyor. Birinci olay bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Ağustos tarihinde ilimiz Manisa'ya gelerek üzüm fiyatının da açıklandığı toplu açılış töreni yaptı. İlçemizden de otobüsler kaldırılarak vatandaşların bu mitinge katılmaları sağlandı. Vahim iddiaya göre de yaklaşık 40 bin TL tutarındaki otobüs ücretleri Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın kasasından ödenmek istendi. Koruma Başkanlığı bu kadar büyük meblağı muhasebe hesaplarına nasıl yansıtacak bilinmez. Ancak asil görevi çiftçilerin mallarını korumak olan bir kurumdan nasıl böyle bir talepte bulunulur anlaşılır gibi değil. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın da bu durumdan oldukça rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın baskı altında kalması, kurumda layıkıyla görevini yapmaya çalışan kurum yönetimini ve Başkan Osman Kocadağ'ı markaj altında bırakıyor. Zira Sarıgöl'lü her siyasi görüşlü çiftçiler tarafından ödenen aidatlarla kurumun kasasında biriken paraya göz dikiliyor. Tabiri caizse kurum birileri tarafından can simidi olarak görülüyor. Kurum yetkililerinin bu konuya karşı durması ve talebin deşifre olmasıyla paranın çıkışı şimdilik durdurulurken, talepte bulunanların bu parayı acaba hangi kılıfta kurumdan çıkarmayı planladık ise bilinmiyor. Gerçekleşmesi planlanan bu olayın hiç mi ortaya çıkacağı düşünülmedi? Buna kim, neden ve niçin göz yumuyor? Sarıgöl'lü çiftçiler arazilerin korunması için mi yoksa Cumhurbaşkanı mitingini finansman yapmak için mi kuruma para ödüyor? İkinci olay ise geçtiğimiz aylarda Sarıgöl Belediyesi'nin çiftçilere müjdesini verdiği dolu savar topları. Sarıgöl Belediyesi tarafından yapılacağı duyurulan dolu savar topları için Belediye Çiftçi Malları Koruma Kurumu'yla 600 bin TL'lik bir protokol imzalıyor. Ancak teknik şartnamedeki bir eksiklikten dolayı ihale iptal ediliyor. İhalenin iptal süreciyle ilgili olan kısmı ilerleyen günlerde özel bir haber yapacağımız için şimdilik virgül koyarak asıl konumuza dönüyoruz. Şimdi sorulacak soru şu. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Sarıgöl Belediyesi'nin çiftçilere hibe müjdesi olarak verdiği dolu savar toplarına destek vermek yerine bütçesindeki parayla görevi olan çiftçinin mallarını korumaya yönelik kurumun işlevselliğini arttıracak yeni yatırımlar yapmıyor da belediyenin yapacak olduğu dolu savar ihalesine destek vererek adeta belediye başkanına PR çalışması yapıyor. Kaldı ki serbest piyasada 473.077,80 TL satılan dolu savar topları için neden 600 bin liralık protokol yapılması kafalardaki soru işaretlerini artırıyor. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın böyle bir parası varsa neden kendisi yapmıyor da belediyenin gölgesinde kalıyor? Bu protokoldeki amaç belediye başkanına siyasi rant sağlamak mı? Açıklanması gerekiyor. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın parasını aldığı çiftçilere en verimli hizmeti sunabilmek için çağın gereksinimlerine uygun hizmet yelpazesini genişletmesi ve işlevselliğini arttırması daha isabetli bir uygulama olmaz mı? Kuruma kayıtlı çiftçilerin parası üzerinden birileri tarafından ekonomik finansman kaynağı olarak görülen Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kendini geliştirmeye yönelik neden yatırım yapmıyor veya yaptırılmıyor? Bu soruların en kısa sürede kamuoyuna cevaplanması gerekiyor. Zira bu cevaplar verilmezse kurum üzerindeki şaibe giderek artacak gibi görünüyor. Ne tarafız ne muhalif. Biz gazeteciyiz.
Sarıgöl'ün medya gücünde bir sonraki analiz haberimizde görüşmek üzere.